Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 13. sözden devam ediyoruz. 13. sözün birinci neydi o? Birinci makamının, evet birinci makamının ortalarında bir yerdeyiz diyebiliriz. Kaldığımız yer geçen hafta dersimizi izleyenler için zaten aklınızdadır. Şöyle bir hatırlatma yapalım. Kur'an'ın her bir ayeti birer Necm-i Sakıp gibi i'caz ve hidayet nurun neşirle diye başlayan bir cümle var. Oradayız. Söz basın mizampajına göre burası 202. sayfa. Ama tabii yine bahse başlamadan evvel sözün en başına dönüp hangi güzel ayetlerle girizgah yaptığımızı taattür ediyoruz. Bunu mutlaka yapıyoruz. Hem de ilk paragrafı okuyoruz çünkü o ilk paragrafta oradaki kısa birkaç cümlede, hatta bazen bir cümlede, buradaki de bir cümle, o sözün ne amaçladığını, ne yapacağını, bizde neyi inşa ettiğini Bediüzzaman Hazretleri izah ediyor. Tevfik, hidayet, nur Allah'tan. Biz de inayetini ondan dileriz. 13. söz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve nunezzilu minel Kur'ani ma huve şifa'u ve rahmetul lil müminin. Bu ayet İsra suresinin 82. ayetiydi. İsra suresinin 82. ayeti kısa bir meali şu şekilde. Biz Kur'an'dan müminler için bir şifa ve rahmet olan şeyi indiriyoruz. Biz Kur'an'dan müminler için bir şifa ve rahmet olan şeyi indiriyoruz. Biz bu ayeti kerimeyi nasıl anlamaya çalıştık? Dedik ki Kur'an kendisini bir bilgi şekli olarak, yani Cenab-ı Hak'tan bize kelamullah olarak gelen bir bilgi şekli olarak tarif ediyor burada. Ne diyor? Yani sizden uzakta olmayan, sizin yaralarınıza şifa olan ve size rahmet olan, yani bu bilgiyle temas kurduğunuz anda, bu bilgiyle ilişkiye geçtiğiniz anda, bu bilgiyi gönlünüze aldığınız anda o bilgi sizi hayatta başka bir boyuta çıkarıyor. Daha zengin bir tabakada bu hayatı yaşatıyor. Seküler manada söylemiyorum bunu, maneviyata açıklık manasında. Dünyayı algılamada daha geniş bir alan sahibi yapıyor sizi. Kur'an'la gelen bilgi böyle bir bilgi. Böyle entelektüel meşgale, çene açıp kapama, ne diyelim, eğlencesi değil bunlar. Ya da üzerine böyle kendimizi satacağımız, afra tafra yapacağımız, kibir kasacağımız mevzular değil bunlar. Kur'an'la gelen bilgi birebir bizimle olan, bizimle ilgili olan, yaralarımıza şifa olan, aczimize, fakrımıza rahmet olan bir bilgi. Aczimizi, fakrımızı bilirsek ve yaralarımıza şifa ararsak tesirini oradan bize gösteriyor. Zaten ayet-i kerimenin yapısına da baktığımız zaman daha meal düzeyinde bile bunu hissediyoruz. Biz Kur'an'dan müminler için, yani iman edenler için, burada imanı da şöyle bir zemine koymuştuk. İzleyenler hatırlıyordur da bir daha tekrar edeyim ben. İman demek sizin muhatap olduğunuz bilginin sizde inşa edeceği şeye bedel ödemeye hazır olmak demektir bir açıdan da. Ben İslamiyet'e iman ettiğim zaman o İslam'ın bana yükleyeceği şeyler var. Bana kazandıracağı şeyler yanında ama bana yükleyeceği şeyler de var. Çünkü onları yüklemekle zaten beni zenginleştirecek. 5 vakit namazı var. İşte Ramazan ayımız geldi elhamdülillah. 1 ay orucumuz var. Gibi gibi. İşte haccımız var, zekatımız var, sadakamız var vesaire. Daha en küçük detaylara kadar, yolda gördüğünüz eza veren bir şeyi kaldırıp çöpe atmak kadar birçok detaya inen sorumluluklarımız var. Bu sorumluluklar bedel istiyor, gayret istiyor. Onların ne diyelim, sizde yapacağı değişikliğe hazır olmanızı bekliyor yani. İman ettiğiniz anda bu yükü almaya hazırlanıyorsunuz zaten. Söz gelimi, bir insan Hristiyanlığa iman ettiği zaman Hristiyanlığın kendisine yükleyeceği yükü hazırlanmış oluyor.
Museviliğe iman ettiği zaman Museviliğin yükünü hazırlanmış oluyor. Hatta ateizme iman ettiği zaman bile, çünkü o da bir inanç, inanmamak yollu bir inanç diyelim, o bile sahibini bir şeylerden mükellef tutuyor. Hiç mi mükellefiyeti yok ateistin? Yok, bakıyorsunuz adamlar nasıl mesai sarf ediyorlar. Yani öyle kötü bir mesleğe, öyle bir yoğunlaşma, öyle bir gayret, bakıyorsunuz internet sitelerine, video hesaplarına falan sürekli bir mesai. Biz nasıl İslam'da cihad ediyorsak onlar da nasipsizliklerinde cihad ediyorlar. Yani cihatsız kimse kalmıyor. Sen buradasın. Cenab-ı Hakk'ın emri üzere, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti seniyesi üzere bu işi yapıyorsun. Süremizi başlattık mı ya? Ha, başlatmışız. O da o kendi inancı çerçevesinde, nasipsizliği çerçevesinde yine bir gayret sarf ediyor. O da bir bedele talip olmuş. İman bu demek. Bir bedel ödemeye talip olmak lazım yani. Bu bedele hazır olduktan sonra da işte yaralarınız ortaya çıkıyor. Bilginin tesiri, İslami bilginin tesiri yaraların kabulüyle mümkün. Irvin Yalom'dan hep alıntılıyorum. Bugünü Yaşa Maruzlu kitabında geçen bir cümleydi. Aklımda kalmış, belki kitabı okuyalı 10 seneden fazla oldu. Tedavi suçlamanın bitip sorumluluğun kabul edildiği yerde başlar diyor Irvin Yalom. Meşhur bir psikiyatristtir. Nietzsche ağladığında falan gibi kitapları var. Hani en meşhur kitabı da o galiba. Bak, psikolojik tedavinin suçlamanın bitip sorumluluğun kabul edildiği noktada başladığını söylüyor. Ne demek? Mesela işte diyelim bir sorununuz var. Bunun için hep annenizi, babanızı, ebeveyninizi, işte arkadaşlarınızı, çevrenizi, geçmişinizi suçluyorsunuz. Oradaki insanları suçluyorsunuz. Ama bu bir şeyi değiştirmiyor. Kendinizi tenzih etmiş oluyorsunuz onun arkasında. Yani başkalarını suçlamanın arkasında bir insanın kendisini tenzih var. Ama ne zaman ki sorumluluğu üstünüze alıyorsunuz, suçlamayı kesiyorsunuz, o zaman bir şeyler değişmeye başlıyor zaten. Yani o zaman sizde nasihat, bilgi, tedavi tesirli olmaya başlıyor. O da o cümlede onu anlatmaya çalışıyordu. İşte Kur'an da kendisini şifa olarak andığı anda bize diyor ki, kardeşim, tabii haşa Cenab-ı Hakk'ın kelamı, kullarım, siz yaralı olduğunuzu, eksik olduğunuzu, tamamlanmanız gerektiğini hissediyor musunuz? Dünyada traktör yolunda bir Ferrari gibi olduğunuzu, cennetten buraya gelmiş olmanın uyumsuzluğunu bu dünyada taşıyor olduğunuzun farkında mısınız? Fanilik canınızı yakıyor mu? Niçin buradayım? Nereden geldim? Vazifem ne gibi sorular dünyanızı meşgul ediyor mu? Bu dünyada mesai sarf ettiğiniz şeylere nasıl ibka edeceğinizi, nasıl sonsuzlaştıracağınızı, sonsuzluğu bu fani alemde tanıyan bir canlı olarak düşünüyor musunuz? Eğer bunlar varsa dünyanızda, o zaman işte bu sancılar şifasını ister, Kur'an da sizde tesir eder. Nitekim Kur'an-ı Kerim nazil olduğu zaman en çok kimlere tesir etti? En çok bu yaralarının farkında olan insanlara tesir etti. Daha aşağı halk tabakası elbette bunun daha çok farkında. Daha üst tabaka insanlar, daha zenginler, daha varlıklar. Onlar tabii biraz kibir var, biraz kendi kendimize yetiyoruz biz zaten havası var. Bu hidayetten nasiplerini azalttı. Tabii hepsi öyle değildi. Yani o zenginler içinde olup da hidayete erenler de vardı. Nitekim Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, Hazreti Osman radıyallahu anh gibi isimler o zaman da zenginlerinden sayılırdı Kureyş'in. Ama o Cenab-ı Hak onlara o hidayeti lütfetti. Niye? Açlıklarının farkındalardı çünkü. Ama diğer bazıları, mesela Ebu Cehil, mesela Ebu Leheb, bunlar nasipdar olamadılar. Ve dedik ki yani rahmet olduğunu söylüyor. Burada hem bizi acizimize, fakrımıza uyandırma var. Hem de bu bilginin öyle hani entelektüel malumattan ibaret olmadığı, insanı değiştirecek, insanı muhtaç olduğu dolgunluğa, doygunluğa eriştirecek, içini dolduracak bir bilgi olduğunu da söylüyor Kur'an kendisinin. Biz Kur'an'da müminler için bir şifa ve rahmet olan şeyi indiriyoruz. Ve Kur'an'ı anlamak için de, Kur'an'la hakikaten muhatap olmak için de, onun dersine diz kırmak için de bu şuuru edinmek lazım. Diğer ayete geçelim. Estağfirullah. Ve ma allamnahu şi'ra ve ma yenbagı ile
Bu da Yasin suresinin 69. ayetiydi. Kısa bir meali şu şekilde: biz peygambere şiir öğretmedik, bu ona yakışmaz da. Kur'an kendisini şiir olmaktan tenzih ediyor. Ayet-i kerimenin meali bize bunu söylüyor. Peki bu ne demek? Şöyle bir eşikten bunu da anlamaya çalışmıştık. Şiir, beşer bilgisinin, beşer üretimi, donenin en sanatlı, en öz şekli. Yani edebiyatı sıksanız en konsantre hali ne olur? Şiir olur yani. Şiir en üst seviyesidir bu işin. Bilgi aktarımının en sanatlı şekli, en az kelimeyle en çok şey söylemenin şekli, en böyle damağa da tadı hoş gelen bir şekli, zihne de hoş gelen bir şeklidir şiir. Ama Kur'an bundan kendisini tenzih ediyor. Neden? Çünkü onun bizimle ilişkisi şiir gibi değil. İnsan şiiri niye ezberler? Bazen sırf bir edebi keyif için olabilir. Bazen işte duygulanmalardan dolayı olabilir. Ama nihayetinde o şiirle ilişki fani bir ilişkidir. Ama Kur'an böyle değil, kendisini böyle bir yerde tarif etmiyor. Onun ilişkisi baki bir ilişki. Sonsuzluğa dair bir ilişki. Ve orada beşer beşer ilişkisinden ziyade Allah kul ilişkisi var. Böyle olduğu için Kur'an kendisini beni o seviyede düşünmeyin, beni öyle anlamayın, o zeminde tarif etmeyin gibisinden tenzih ediyor. Daha üst bir noktada olduğunu söylüyor bize. Buradaki tenzihten, kendisini müstani tutmadan onu anlayalım. Yani Kur'an ben ondan daha üstünüm diyor. Elbette ki üstündür yani Cenab-ı Hakk'ın kelamı olarak. Burada bir de nasihat olabilir bize. Biz de Kur'an'ın bilgi üretme şekline, onun üslubuna yatkınlaşırsak, taklit etmeye çalışırsak, haşa, elbette ki biz Cenab-ı Hakk'ın kelamına erişemeyiz ama ondan hisseler alabilirsek bizim sözümüz, dersimiz, beyanımız da tesirli olur, etkili olur diye Kur'an bize böyle bir nasihat de ediyor olabilir bunun zımmında. Pekala, hemen ilk iki satırı da okuyup şeye dönelim, kaldığımız yere dönelim. Kur'an-ı Hakim ile felsefe ulumunun mahsul-i hikmetlerini, dersi ibretlerini, derece-i ilimlerini muvazene etmek istersen şu gelecek sözlere dikkat et. Bir daha okuyorum. Kur'an-ı Hakim, hikmetli Kur'an ile felsefe ulumunun, felsefi ilimlerin, işte o beşeri, arzi, dünyayı dünya içinde tarif eden, dünyayı dünya ile anlamaya çalışan, dünya ile sınırlı gayiptan habersiz bilginin mahsul-i hikmetlerini, ürettikleri donelerin sonuçlarını diyelim, dersi ibretlerini, neye bizi dikkatimizi çekiyorlar, neyden ibret almaya bizi sevk ediyorlar, nasıl yönetiyorlar bizim bakış açımızı, böyle diyor belki. Derece-i ilimlerini, bir de ilim seviyelerini muvazene etmek istersen, ölçmek, karşılaştırmak istersen şu gelecek sözlere dikkat et dedi. Elbette biz burada ilerledik. İlerlediğimiz sayfaları geçiyoruz. Kaldığımız yerden biraz okuyalım. Sonra dönüp onun ince tefekkürünü etmeye çalışalım. Bismillah. Kur'an'ın her bir ayeti birer necmi sakıp gibi İcaz ve hidayet nurunu neşirle küfrün zulümatını nasıl dağıttığını görmek, zevk etmek istersen, kendini o asr-ı cahiliyette ve o sahra-yı bedeviyette farz et ki, her şey zulmet-i cehil ve gaflet altında ve perde-i cumut ve tabiata sarılmış olduğu bir anda, birden Kur'an'ın lisan-ı ulvisinden, يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَل۪يكِ الْقُدُّسِ الْعَز۪يزِ الْحَك۪يمِ. Bu ayet-i kerime, Cuma suresinin birinci ayeti. Kısa bir meali şu şekilde: göklerde ne var, yerde ne varsa her şeyin hakiki sahibi olan, her türlü noksandan münezzeh bulunan, kudreti her şeye galip olan ve hikmeti her şeyi kuşatan Allah'a tesbih eder. Teberrüken ayeti bir daha okuyorum ve sonra mealini bir daha okuyorum. يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَل۪يكِ الْقُدُّسِ الْعَز۪يزِ الْحَك۪يمِ.
göklerde ne var, yerde ne varsa, her şeyin hakiki sahibi olan, her türlü noksandan münezzeh bulunan, kudreti her şeye galip olan ve hikmeti her şeyi kuşatan Allah'a tesbih eder gibi ayetleri işit bak. O ölmüş ve yatmış mevcudat-ı alem, yüsebbihu sedasıyla işitenlerin zihninde nasıl diriliyorlar, huşyar oluyorlar, kıyam edip zikrediyorlar. Hem o karanlık gökyüzünde birer camit ateşpare olan yıldızlar ve yerdeki perişan mahlukat, tüsebbihu lehus semavatu seb'u vel arz sayhasıyla işitenlerin nazarında gökyüzü bir ağız, bütün yıldızlar birer kelime-i hikmet numa, birer nur-u hakikat eda ve arz bir kafa, ber ve bahr birer lisan ve bütün hayvanat ve nebatat birer kelime-i tesbih ve şan suretinde arzı didar eder. Yoksa bu zamandan ta o zamana bakmakla mezkur zevkin dekayıkını göremezsin. Kilit bir cümle. Bu cümleyi tekrar okumak istiyorum. Yoksa bu zamandan ta o zamana bakmakla mezkur zevkin dekayıkını göremezsin. Evet, o zamandan beri nurunu neşreden ve mürur-u zamanla ulûm-u mütearife hükmüne geçen ve sair neyirat-ı İslamiye ile parlayan ve Kur'an'ın güneşiyle gündüz rengini alan bir vaziyet ile yahut sathi ve basit bir perde-i ülfet ile baksan, elbette her bir ayetin ne kadar tatlı bir zemzemeyi icaz içinde ne çeşit zulümatı dağıttığını hakkıyla göremezsin ve birçok enva-ı icazı içinde bu nevi icazını zevk edemezsin, diyor. Bundan sonra başka bir konuya geçiyor. Biz oraya geçmeyelim. Burayı şöyle nitelikli bir şekilde tefekkür etmeye gayret edelim. Şimdi öncelikle şunu hissettik metinde. Bediüzzaman Hazretleri Kur'an'ı anlamada zihnimizi o dönemin şartlarına, Kur'an öncesi çağın yoksulluğuna, aczine, fakrına, oradaki sıfırlılığa, belki 0-6 düzeye, yani gelip nasıl bir boşluğu doldurduğuna yönlendirmemizi istiyor. Yani Kur'an'ı anlamak için bu türlü bir empatinin, bu türlü bir yönelmenin, bu türlü bir kendimizi oraya taşımanın Bediüzzaman Hazretleri şart olduğunu düşünüyor. Bazı ayetleri özellikle anlamak için diyor, onlardaki mucize yanı, ondaki derinliği görmek için bunun şart olduğunu söylüyor. Geçenlerde biz bir arkadaş meclisinde 33. sözün, 33 pencere olan sözün kaçıncı pencereydi? 13. pencereydi galiba. Orada yine bu ayet, yani bu ayetle manacı yakın diğer ayet şu tüsebbihu lehus semavatu seb'u vel arz, yedi gök ve yer ve onların içindekiler onu Allah'a tesbih eder. Bu da İsra suresinin 44. ayeti. Yedi gök ve yer ve onların içindekiler onu yani Allah'a tesbih eder ayeti. Onu mesela şey yapıyor. Orada benim zihnime şöyle bir şey açıldı. İşte yine burayla ilgili. Yani düşünün, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam okuma yazma bilmiyor. Hayatı boyunca yaptığı iki meslek var. Birisi çobanlık, diğeri de işte şey, ticaret. Gittiği alan ticarette işte Mekke'den Filistin'e kadar çıktığını biliyoruz. Yani o bölgeye kadar ticaret için gittiğini diye söyleniyor, yani öyle biliyoruz biz de. Yani gezdiği alanlar bu kadarlar. Bilgisi işte okuma yazma bilmiyor dedik. O zaman Arap toplumu o kadar işte ilimle bilimle ilgili bir toplum değil. Hem de zaten o medeniyetin merkeziyetinden biraz uzak, aşağıda çölün içinde yaşayan bir toplum. Şimdi burada dünyaya gelmiş Muhammed Aleyhisselatü Vesselam öyle bir şey söylüyor ki, yahu çok büyük bir iddia. Yani şu yedi gök ve yer ve onların içindekiler onu Allah'a tesbih eder ifadesi zımmında birçok şey söylüyor. Mesela şunu söylüyor. Her şeyin bir anlamı var. Bak, bir şeyler Allah'a tesbih ediyorsa bu doğrudan onlara anlam yüklemektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o dar coğrafya içinde yetişmiş beşeriyeti itibariyle söylüyoruz tabii bunları.
elbette Cenab-ı Hakk'ın vahiyle o yüceler yücesine çıktı. Nübüvvetiyle, görevlendirilmesiyle yüceler yücesine çıktı. Ama o dar alanda böyle bir şeyi söylüyor ve geçen 15 asır onu sürekli doğruluyor. Ya bu normal insan işi olamaz. Yani insan şu ayet-i kerimeye bakarak bile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olduğuna, Kur'an'ın kelamullah olduğuna iman edebilir. Öyle bir şey var bunun içinde. Yani işte o şartları düşünün, burada üstadın da dediği o zaten. Hadi metne girelim. Kur'an'ın her bir ayeti, ayet delil de demek ama Kur'an'daki cümleleri de, hüküm ifade eden cümleleri de kapsıyor. Birer Necm-i Sakıp gibi. Necm-i Sakıp, kayan yıldız diyebiliyorum ben. Evet. Göktaşı, hani meteor şey oluyor, öyle kayıyor yıldız. Onun gibi karanlığı delip geçen parlak yıldız. Ha yok, burada karanlığı delip geçen parlak yıldız denmiş. Ben yanlış biliyormuşum. Necm-i Sakıp kayan yıldız değilmiş. Birer Necm-i Sakıp gibi, her bir ayeti Kur'an'ın birer Necm-i Sakıp gibi i'caz, yani mucizeliği ve hidayet nurunu. Hidayet ne demek? Cenab-ı Hakk'ın doğru yola yönlendirmesi. Nurunu neşirle küfrün zulümatını nasıl dağıttığını görmek, zevk etmek istersen. Yani Kur'an nasıl bir iş yaptı? Geldiği zaman neleri neleri değiştirdi? Geldiği zaman bir insanda nasıl bir tesir uyandırdı? O insanların zihinlerinde, kalplerinde, ruhlarında nasıl bir tesir uyandırdı? Bunu diyor bak. Küfrün zulümatını nasıl dağıttığını görmek, zevk etmek isterse. Zevk etmek, yani zevk etmek biliyorsunuz tasavvufta biraz daha tecrübeye yakın anlaşılır. Yani bu yaşamak gibidir. Onu sen de yaşadın mı, zevk ettin mi gibi bir şey söylenir yani. Dağıttığını görmek, zevk etmek istersen, tadını almak manasında da anlayabiliriz. Kendini o asrık cahiliyette ve o asrayı, sahrayı bedeviyette, yani bedevi demek hani göçebe Araplar, böyle bilgi olarak yüksek düzeyde değiller. Burada bedevi ne diye verilmiş mesela? Sahrayı bedeviyete bakalım. Bedeviliğin hüküm sürdüğü yer çöl. Yani göçebe toplumlarda çok ilim olmaz. Biraz daha insanların ne diyelim bilgiden, felsefeden, ilimden, bilimden uzak olduğu yerlerdir. O sahra-i bedeviyet bir de çölde yaşanıyorsa daha da ilerisi. O sahra-i bedeviyette farz et ki her şey zulmeti cehil ve gaflet altında. Yani cahilliğin ve gafletin karanlığı altında. Peki cehaletle gafleti niye beraber kullandı üstad? Allahu alem, cehalet doğrudan bilmeme, gafletle ilgilenmeme, farkında olmama gibi şeyleri kapsıyor. Perde-i cumut, cansızlık perdesi. Cumut, perde-i cumut burada nasıl verilmiş? Evet, donuk katı perde. Ve tabiata sarılmış olduğu bir anda birden Kur'an'ın lisanı ulvisinden, Kur'an'ın yüce lisanından يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَل۪يكِ الْقُدُّسِ الْعَز۪يزِ الْحَك۪يمِ gibi ayetleri işit bak. O ölmüş ve yatmış mevcudat-ı alem yusebbihu sadasıyla İşitenlerin zihninde nasıl diriliyorlar, hüşyar oluyorlar, kıyam edip zikrediyorlar. Bak ilginç, burada kullandığı ifadelere bakalım. Yusebbihu, tesbih eder. Sadasıyla tesbih etmek ne demek? Tesbih demek, kusurlardan münezzeh tutmak demek Cenab-ı Hakk'ı. Sübhaniyetini belirtmek demek yani. Sübhaniyet de o manaya gelir. Cenab-ı Hak mahlukiyetin kusurlarından münezzehtir. Her varlık Cenab-ı Hakk'ı tesbih ediyor. Ya lisan-ı hal ile yahut da lisan-ı kal ile. Kal ile nasıl olur? Kendisinde gözüken sanatla ustasını övmüş oluyor. Mesela çok iyi bir araba, firmasını da biliyorsunuz. O araba İşini iyi yaptığı zaman firmasını övmüş oluyor. İyi bir makine, bir matbaa makinesi mesela. Hep o örneği veriyorum. Bizim matbaada bir tane Heidenberg diye bir makine vardı çalıştığım yerde. İyi bir makinaydı. Mesela ustalar onun başına gelip böyle ne makine falan işte fabrikasında falan övüyorlardı.
Niye? Çünkü işini iyi yapıyor makina. Makine işini iyi yaptığı zaman da sahibini tenzih ediyor bak. Benim sahibim öyle aptal adam değildir. Benim sahibim iş bilmeyen adam değildir. Benim sahibim iyi tasarımcıdır. Benim sahibim şöyledir, böyledir. Bir makinenin çalışması bile övgü oluyor. Bazen olur mesela işte Çinlilerin, gerçi Çinlilerin çok iyi bir şey yok ama onlar da kötü değiller çok. Çoğu firmanın şimdi üretim şeyleri, onlar da üretim bantları. İşte Japonların şusu çok iyidir. Alın mutlaka. Almanların beyaz eşyası çok iyidir. Alın mutlaka. İşte bilmem Fransızlar şu konuda iyidir. İtalyanlar matbaacılıkta iyidir mesela. Şimdi bunların her birisi birer tesbih, birer tenzih. Bunlar işlerini iyi yaptıkları zaman o hatta o ulusa kadar bir övgü şey yapmış oluyorlar. Bir hamd tabiri caizse tırnak içinde elbette hamd Allah'a olur ancak ama övüyorlar yani. Biz bu işi biliriz, biz bu işi iyi yaparız. İşte Türkler çok iyi savaşır, Kürtler çok iyi savaşır veya işte Çerkezler çok iyi savaşır. Bu yayıldığı zaman ya da hani savaşçı savaşçılığını gösterdiği zaman bir açıdan da bir iltifat yöneltmiş oluyor. İşte dediğimiz, en başında söylediğimiz örnek en güzeliydi. Makinenin sahibini övmesi gibi düşünün yani. İşini iyi yapan bir makinenin sahibini övmesi. Veya bir yayın evi var, çok güzel yapıyor işçiliğini. Buradan kitap alırsan pişman olmazsın. Hem kitabın seçilmesi konusu, yazarının seçilmesi ve içeriğinin tatmin ediciliği konusunda şaşırmazsın. Boşluğa düşmezsin, yanlışa düşmezsin diye dediğiniz zaman oraya da bir tenzih olmuş oluyor. Kainat bu şekilde Cenab-ı Hakk'ı tenzih ediyor işini iyi yapmasıyla. Her şeydeki mucizelik, her şeydeki yerli yerindelik, her şeydeki ya tam işte böyle olmalıydılık hepsi Cenab-ı Hakk'ı tenzih ediyor, tesbih ediyor. Geri dönelim, bir ayet-i kerimenin mealine bir bakalım. Şimdi Üstad Hazretleri bize şunu önerdi. Burada hemen ilk paragrafta gördük. Kur'an'ın her bir ayeti birer Necm-i Sakıp gibi, İşte karanlığı delen yıldız gibi icaz ve hidayet nurunun eşirle küfrün zulümatını, küfür örtmek demek kelime manası ama terminolojik olarak Allah'ı inkarı kapsıyor. Mutlak bir şekilde Allah'a inkarı mı? O var ama sadece o değil. Allah'ın sıfatlarını inkar etmekte, isimlerini inkar etmekte, onun mesela vahdetini inkar etmekte aynı zamanda küfürdür. Yani adam ben Tanrı'ya inanıyorum ama işte Hazreti İsa da aleyhisselam haşa ilahtır derse tamam Allah'a inanıyorum diyor ama onu eksiltmiş oldu. Vahdetini ne yaptı? İnkar etmiş oldu. Biricikliğini Allah'ın elinden almış oldu. Allah'ın elinden biricikliğini alırsan bu şirktir. Allah çünkü yani ilahlık gerektirir ki biricik olsun. O mahlukat cinsinden olamaz. Mahlukatın ortağı olur. Allah'ın ortağı olamaz haşa. O biriciklik zaten onu ilah yapıyor. Sonsuzun ikincisi olur mu? İki sonsuz nerede yani birbirlerini durduracak haşa? Sonsuzlar olmaz, iki sonsuz olmaz. Zaten o yüzden Kur'an'da buyuruyor. Yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı ikisi de fesada uğrarlardı diyor yani. Niye? Çünkü ikisi de sonsuz. O diyecek benim sözüm olsun, o diyecek benim sözüm olsun. Nasıl durduracaklar birbirlerini? Yani o ilahlığın şanı o zaten. Her yere hüküm koyma. Nasıl iki padişah olmuyor bir ülkede, iki işte muhtar bir köyde olmuyor. Kainat da iki ile haşa kaldırmaz. Neyse. Şimdi küfür böyle bir şey. Kur'an bu zulümatı dağıtıyor. Dağıtıyor mu? Ya dağıtıyor, hakikaten dağıtıyor. Yani şirke dair ne var ne yoksa kafanızda, kalbinizde, toplumda ne varsa Kur'an öyle bir şekilde vahdeti işliyor ki, Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını öyle tasarrufatını da anarak kainattaki öyle bir işliyor ki, bu örtülen şeyin örtüsünü atıp dağıtıyor. Yani Kur'an'ı tam okuduğunuz zaman, tam şey olduğunuz zaman, hakim olduğunuz zaman, elbette sünnet de bunun içinde mündemiştir, artık o karanlık kalmıyor Allah hakkında. Düşünmek çok rahatlaşıyor. Zatı değil elbette. Cenab-ı Hakk'ın zatını insan anlayamaz. Ama isim ve sıfatları hakkında düşünmek çok kolaylaşıyor İslam'la. Çünkü İslam bize o yolun çok büyük bir kısmını aldırıyor zaten.
Yani onun üzerine biraz da siz mesai sarf edip Cenab-ı Hakk'ın isimlerini tefekkür edebiliyorsunuz. Ama o ana hattı size aldırıyor. Eğer aldırmamış olsa, ya Allah bir mi, acaba iki mi, acaba üç mü, dört mü, Hititler mi haklı, Filipler mi haklı, bilmem şu bu. Binler 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 ihtimaller, ama hayır, Kur'an öyle bir toparlıyor ki o eşyadaki şeyi. Diyorsunuz evet, hani bir bu sorunun tartışılacak yanı kalmadı. Kur'an'da niye tevhid mesela çok vurguldur? Dört ana meseleden birisidir Kur'an'daki. Çünkü tevhid çözüldüğü anda büyük, büyük düğümler çözülmüş oluyor. Cenab-ı Hakk'ın esmasına, sıfatına dair çoğu mevzu artık kolay aşılabilir hale geliyor. Anlayabiliyorsunuz, tefekkür yürütebiliyorsunuz, ama tevhid olmasa neyi Cenab-ı Hakk'a dair anlayacaksınız, yoracaksınız, neyi Cenab-ı Hakk'a dair yormayacaksınız? Madem ki haşa sümme haşa Cenab-ı Hakk'a ortak koşan bir teolojiniz var, haşa. O teoloji eşyanın neresinin Allah'ın, neresinin onun olmadığını nasıl ayıracak? Şimdi şu karşımdaki mesela yatak, şuradaki masa. Şimdi bunu mu Allah yarattı, bunu mu Allah yarattı? Şirk koşuyor ya insan. Şirk koşan insan böyle tereddütlere düşer. Yani bilemez ki, çünkü o kabul etti bir kere ortaklık olduğunu. Bunu mu Allah'ı anlamak için yormalıyım, bunu mu Allah'ı anlamak için yormalıyım? Dağdaki çiçekleri mi Allah'ı anlamak için yormalıyım, depremleri mi Allah'ı anlamak için yormalıyım? Tevhid bize her şeyin Allah'a dair olduğunu, işte bu ayette de beyan edildiği gibi söylemekle konuyu topluyor. Mevzu bu diyor, çerçeveyi çiziyor bize. Her şey Allah'a dair. Hiçbir şeyi Allah'a aykırı şekilde, Allah'ın biricik sıfatlarına, isimlerine aykırı şekilde anlayamazsın. Bunları birbirleriyle bağlayarak anlamlandır diyor ve artık tamam, o tereddütlerin ana hatları gitmiş oluyor. Geri dönüyorsunuz eşyayı, ondan sonra bunu nasıl anlamak lazım, şunu nasıl anlamak lazım diye tefekkür ediyorsunuz. O küfrün zulümatını dağıtmak da bu da var yani. O acabalar, o nasıl düşünecektik, nasıl yapacaktık, nereden başlamalıydık, bunu böyle yaptık acaba doğru mu yaptık? Hani o felsefenin, felsefe okumaları yaptığınız zaman görürsünüz arkadaşlar, yol sürekli çatallanıyor. Hani ekol var, başlıyor, mesela diyelim Aristo ekolü başlıyor. Talebelerine geliyor, çatallanıyor. Onlar içinde bir daha çatallanıyor, bir daha çatallanıyor, çatallanıyor. Hatta bir adamın değişik zamanları çatallı. Her birisinin sanki bir teolojisi var gibi. Sürekli dağılıyorlar. Birleşemiyorlar. Ama tevhid ehli Müslümanlar, ehl-i sünnet vel cemaat Müslümanlar artık bir alan içindeler. Ürettikleri bilgi hepsinin birbirlerini doğrular, destekler. Her ne kadar mesela farklı içtihatları da olsa usulde birliktelik sahibi oluyorlar. Ve mesela bizde her mezhep diğerinin arkasında, dört hak mezhep mesela birbirinin arkasında namaz kılabiliyor. Onların da hak olduğunu biz kabul ediyoruz. Veya itikatta eşarilik, maturilik, onların da hak olduğunu, onların da hak olduğunu kabul ediyoruz. Bu çerçeve sahibi olmak büyük bir rahatlık. Evet, küfrün zulümatın nasıl dağıttığını görmek, zevk etmek istersen. Yani ne yapmış ya Kur'an geldiğinde, neleri değiştirmiş, nasıl etkilemiş bu insanları bu kadar. Bunu bile bir parça zevk etmek istersen, kendini o asrı cahiliyette, cahiliyet asrında, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetinden önceki dönemde, onun değiştirmeden, Kur'an ile, sünnet ile değiştirmeden önceki zamanda ve Sahra-i Bedeviyette, yani yine o coğrafyanın o zamanki şartlarından bahsediyor. Farz et ki her şey zulmeti cehil ve gaflet altında. Perde-i cumut ve tabiata sarılmış olduğu bir anda birden Kur'an'ın lisan-ı ulvisinden, işte o ayet, yusebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil ardil melikil kuddusil azizil hakim. Bir daha okuyayım. Cuma suresinin birinci ayetiydi bu. Göklerde ne var, yerde ne varsa, her şeyin hakiki sahibi olan Allah, her türlü noksandan, pardon, her şeyin hakiki sahibi olan, her türlü noksandan münezzeh bulunan, kudreti her şeye galip olan ve hikmeti her şeyi kuşatan Allah'a tesbih eder, diyor ayet. Bu bir, üstad, uyandırmadır diyor bu. Bu ayet geldiği anda insanları o ana kadar yaşadıkları alemden başka bir aleme uyandırdı. İki boyuttu, üç boyuta çıkardı, dört boyut çıkardı, beş boyuta çıkardı, derinliğe çıkardı. Hani bazen öyle görseller oluyor.
dik bakıyorsunuz, bir resim gibi gözüküyor. Böyle yan çevirdikçe kamerayı bir de bakıyorsunuz aslında nesneleri arka arkaya koymuşlar. Yani öyle bir koymuşlar ki tam karşıdan baktığınız zaman tek bir resim gibi gözüküyor. O nesnelerin arasında boşluk kalmıyor. Ama geriye doğru baktığınız zaman sağından solundan meğer o nesneler beraber değil aslında. Aralarında mesafe var, iyi ayarlanmış. O, tek açıdan bakıldığında fotoğraf gibi gözükebilecek şekilde ayarlanmış. Ama yandan baktığınız zaman da başka bir şey. Nesnelerin dağıtımından başka bir şey gözükecek şekilde ayarlanmış. Kainatın da böyle olduğunu Kur'an bize öğretmiş. Kainat Kur'an'dan önce sadece maddesinden ibaretmiş. Hani diyoruz ya bu şey boyunca 13. söz ve 12. söz de buna dahildi. 13. söz ve 12. sözde Bediüzzaman Hazretleri felsefeyi dünyayı dünya ile açıklayan, dünyayı sadece dünyada açıklayan, dışına çıkamayan, gayba uzanamayan, dünyayı harfleştiremeyen, isim olarak gören, onu onda bitiren bakış açısını eleştiriyor. Bunun Kur'an'ın hikmetine göre çok geride kaldığını, Kur'an'ın hikmetinin ise onu harfileştirdiğini, onunla ondan ötesini görmeye çalıştığını ve maddiyatı sadece bir araç kıldığını, asıl bilgi alanının maddenin ötesinde olduğuna bizi uyandırdığını zikrediyor, söylüyor. O Kur'an'ın felsefeye üstünlüğünün ispatı açısından bunu bir argüman olarak defaatle, farklı yönleriyle de dile getiriyor. İşte bak burada öyle olmuş. O ölmüş ve yatmış mevcudat alem, yüsebbuhu sadasıyla işitenlerin zihninde nasıl diriliyorlar? Huşyar oluyorlar, kıyam edip zikrediyorlar. Birdenbire öyle bir aleme uyanıyorsunuz ki her şey mektup. Her şey Allah'ı zikrediyorsa, haber veriyorsa, tesbih ediyorsa, hamd ediyorsa, bu demektir ki her şey size mektup. Her şeyin bir anlamı var. Her şeyin üzerine bir bilgi yüklenmiş. Hani hep söylenir Müslümanlar, bismillah. Olmasaydı bugünkü modern bilim olmazdı diye. Bu şu anlamda hakikaten doğrudur. Müslümanlardır insanlığı bütün dünyanın bir bilgi alanı olduğuna uyandıran. Her bir detayın, her bir zerrenin dahi Cenab-ı Hakk'ın bir mektubu olduğu ve onda okunacak şeyler olduğu uyanışı İslamiyet'le başlamıştır. Ve Müslümanlar uzun bir sürede bu mesafede çok hızlı ilerlemişlerdir. Tabii daha sonra ahir zaman imtihanı Cenab-ı Hak dünyayı dünya içinde anlama noktasında bir istidraç vermiş kafirlere. Onlar bir sıçrama yapmışlar. Daha çok bir şeyler üretmişler. Tabii yine ahiretten habersiz bilgiler bunlar ama onlara dünyevi anlamda bir güç vermiş. Tabiri caizse şu an alem-i İslam yine bir Uhud dönemi yaşıyor. Cenab-ı Hak bu imtihanı da güzel verip tekrar galip olduğumuz zamanları görmeyi nasip eylesin. Hakikat anlamında İslamiyet her zaman galiptir. Hakikat anlamında İslamiyet her zaman galiptir. Ama maddiyat anlamında bu işler Cenab-ı Hak beyne beyne, yani bir onlar olur bir siz olursunuz. Bu imtihandır yani. Cenab-ı Hak onunla sizi sınar, sizinle onları cezalandırır gibi gibi şeyler yaşatabilir. Bu asırda öyle anlamak lazım. Geri dönelim ayete. Ayet niye mesela Cenab-ı Hakk'ın bu isimlerini zikrediyor? Bunu bir düşünelim. Bakalım. Göklerde ne var, yerde ne varsa. Bak, göklerde ne var, yerde ne varsa. Ne sadece yer, ne sadece gök. İkisi birden. Gökle başlıyor bir de üstelik. Gök daha geniş bir alan değil mi yere göre? Cenab-ı Hak gökle beraber başlıyor sözüne. Göklerde ne var, yerde ne varsa, her şeyin hakiki sahibi olan Melik dedi değil mi burada? Melik, Kuddüs, Aziz, Hakim. Dört isim. Melik, Kuddüs, Aziz, Hakim. Niye bu isimler onu düşünecektik. Melik ismi mesela her şeyin hakiki sahibi olan diye verilmiş burada. Cenab-ı Hak sahipliğini hatırlatıyor. Ne için? Mülkünü sahibine göre düşünün diye. Biz mesela diyelim işte az önce verdiğimiz örnek vardı ya bu araba kimin? İşte filanca firmanın. Onun üzerinden artık tartmaya başlarız değil mi? Ha, tamam. Bunların ise bu mal şöyledir, böyledir. Okumamız ona göre şekillenir.
ustasını bilmek eşyayı değerlendirişinizi etkiler. 23. sözde Bediüzzaman Hazretleri bunu daha değişik misallerle anlatıyor. Antikacı ve demirci çarşısı örneğini veriyor mesela. Antikayı ustasına nispetle götürüp göstersen bir antikacılar çarşısında adamlar nasıl itibar ederler? Picasso'nun resmini Picasso'ya nispetle göster. Adamlar çok ilgilenirler ama herhangi bir resim gibi gezdirirsen yanında, ustasına nispet etmeden söylersen, bir de anlamakta ehil olmayanlara gösterirsen hiçbir kıymeti yok. Demirci çarşısına götürdün güzel bir antikayı, demiri kadar kıymet kazanır. Tartarlar, karşılığı neyse 3 lira 5 lira birkaç mandal bilmem ne plastik eşya. Hurdacılar eskiden öyle karşılık verirlerdi. Ancak onunla karşılarsın yani. O kadar düşük olur ücreti. Ustasını bilmek eşyanın değerlendirilişini etkiliyor. Cenab-ı Hak burada kendisini önce sahip olarak anıyor. Bu mülk benim. Elbette her şey bana dair olacak. Bana göre değerlendirilecek. Başkasının olmadığı için benim üzerimden bu eşyayı değerlendirin. Benden gelen mesajlar olarak okuyun. Ona göre zenginleşsin. Bakış açınız değişsin. Üstünleşsin. Artsın. Hatta yani gördüğünüzle tatmin olmayın. Daha da derinlere gitmeye çalışın. Çünkü benim isim ve sıfatlarım sonsuzdur. Sanatlarım da sonsuzdur. O sanata göre okumaya çalışın buyuruyor Cenab-ı Hak. Peki sahipliğini andı. Kuddüs dedi. Niye Kuddüs dedi? Bakın tesbihle ilgisi var bu Kuddüs isminin. Kutsamak yani yüceltmek. Burada ne diye verilmiş mesela? Bakalım var mı acaba şeyi? Ha, burada geçmiyor sözlükte. Ama şurada mesela mana verilmiş. Her türlü noksandan münezzeh bulunan, mealdeki mana. Her türlü noksandan münezzeh bulunan diye verilmiş. Yani Kuddüs, yüce. Burada bunu niye söylüyor Cenab-ı Hak? Şimdi eşyada kusur mutlaka var. Niye var? Biz onu sınırlı gördüğümüzden var. Haşa Cenab-ı Hak kusurlu yarattığından değil. Cenab-ı Hak kusurlu yaratmıyor. Nasıl olması gerekiyorsa öyle yaratıyor. Kaplumbağanın kabuğu onun kusuru değil, onun nakışı. Aslanın cüssesinin ağırlığı onun kusuru değil, nakışı. Veya işte devenin hörgücü onun kusuru değil, nakışı. Çünkü onların öyle olmasıyla yerleri, hikmetleri eda oluyor. Öyle olması lazım. Çıtanın iyi koşması lazım. Timsahın da ağır hareket etmesi lazım. Öyle olmaları gerektiği için Cenab-ı Hak onları öyle yaratmış. Ama bizim sınırlı algımızda bunlar yanlış değerlendirilebiliyor. Biz mesela diyoruz ki ya bak mesela ya bu kaplumbağa da ne ağır be kardeşim yani. O sen yaşıyor musun be kardeşim yani. Bir saatte şu kadar mesafeyi alıyorsun. Yazık sana. İnsan her şeyi kendi mihengiyle tartmaya müheyya olduğu için yanlış değerlendiriyor. Burada bir uyarı var. Bak, onun eşyasını değerlendireceksiniz ama onun Kuddüs olduğunu unutmadan, ondaki mukaddes isim ve sıfatları aklınızdan çıkarmadan, kusurları ona ulaştırarak değil, kusurlardan tenzih ederek, tabiri caizse o küçük arızaları araya problem olarak inşa ederek değil, onları aşarak, onları anlamaya çalışarak, hatta bu kusur burada kusur değildir ama acaba niye konuldu? İşte filanca hayvanın sırtı şöyle, ya bunu Allah niye böyle yarattı? Diğerleri şöyleyken bu böyle, bu niye özel hikmetli böyle? Bunu bir düşüneyim. Hakikaten düşününce bunlardan şeyler çıkıyor, bir sürü şey çıkıyor. Bir hayvan var diğerlerinden çok farklı, ya bu niye öyle yapıyor? Bir karıştırıyorsun, onun da öyle yapmasının 40 bin hikmeti varmış. Bunları Cenab-ı Hak öyle tefekkür etmemizi istiyor. Kusurunu Cenab-ı Hakk'a taşıyarak değil, kusurunun anlamını çözmeye çalışarak, bize kusur gibi gözüken şeyin nakış olduğunu, ihtar olduğunu, acaba'ya düşürmek olduğunu bizi. Tabiri caizse mesela bir kitap düşünün, ders kitaplarında genelde bu olur, biz çocukken vardı. Bir yere mesela diğer diyelim standart font gidiyor, çocuk kitaplarında da bu şimdi çok yapılıyor mesela. Çocuk kitabında standart font giderken bir cümle geliyor, büyük yazılmış. Veya işte Comic Sans'la yazılmış, daha değişik fontlar kullanılmış, böyle hareketli fontlar. Kırmızı kullanılmış veya işte küçükten büyüğe gider şekilde yazılmış. Veya işte büyük bir ünlem işareti konulmuş. Şimdi normal metin akarken bu niye yapılıyor? Ya buraya ayrıca bakman lazım. Eğer sen şöyle düz bir nazarla bakarsan, bu bir kusur ya, bak orada hep 12 punto kullandı, buraya geldi 17 punto kullandı.
bu sayfada bir kusur diyebilirsin düz bakarsan. Ama incelikle bakarsan, ha bak bu bir bağırma cümlesiymiş. Biri diğerine bağırdığı için onu büyük yapmışlar. Bir efekt katmışlar yani. Bağırmayı görsel olarak da sanki bize hissettiriyorlar. Sesi böyle, harfleri böyle küçükten büyüğe doğru büyüterek yazmışlar. Onun bağırdığını sen de görsel olarak sanki hissediyorsun. Sesin yayılımı gibi olmuş yani. Öyle bir hoşluk katmışlar diye düşünebilirsin. İşte kainatta da Cenab-ı Hakk'ın eşyasını anlamada iki göz var. Birisi kendini mihenk tutuyor. Kendisine kusurlu geleni kusurlu bir tayin ediyor. Öyle verdiği anda puanı da onu perde kılıyor artık. Onun arkasına geçemiyor. Adam diyor mesela, ya Allah varsa deprem niye var? Allah varsa masumlar niye öldü? Allah varsa savaşlar neden var? Bu gibi soruların cevabı hep burada saklı. Var ama Cenab-ı Hak onu niye yarattı? Biz yok demiyoruz, var bunlar. Ama bir düşün bakalım, Cenab-ı Hak onlarla bir şeyler yapıyor olabilir mi? Onların da işte kaplumbağanın kabuğu gibi bir hikmeti olabilir mi? Timsahın ağırlığı gibi veya işte bütün kuşlar uçuyor da deve kuşu niye uçmuyor? Onun uçamaması gibi, kaçamaması gibi falan bir hikmeti olamaz mı diye düşün bakalım. Kuddüs'ün isminin buraya gelmesi oradan olabilir. El-Aziz ismi geliyor yine burada ayette. Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğü, azameti hatırlatılıyor Aziz isminde. Burada nasıl verilmiş? Kudreti her şeye galip olan diye verilmiş meali. Bu burada niye var? Bu da İşte yine anlayamadığımız, çözemediğimiz nakışlar olduğunda Cenab-ı Hakk'ın bunu da bu hikmetle, şu sanatla yaratmaya gücü yeter genişliğine sahip olmamız için lazım. Cenab-ı Hakk'ın kudretinin sonsuzluğunu bilmek, eşyayı anlamada bize bir kolay düşünme şeyi sağlıyor, yeteneği sağlıyor. Nasıl söyleyeyim ben size? Mesela kudretini bilmediğimiz ya da kudretinde sınır olan faillerde fiilleri değerlendirirken hep şey acabasına düşeriz. Bunu hangisi yaptı? Mesela diyelim 4 tane çocuğunuz var ve ortada bir ne diyeyim, bir şey kırılmış, bir vukuat var evde veya işte bir yerler pis olmuş. Nasıl olmuş bunu düşünüyorsunuz? Anne baba düşündüğü zaman burada şu acaba düşüyor. Bunu hangisi yapabilir? O mu, bu mu, şu mu, bazen olur. Hepsinde yapabileceği bir şey olur. Ama bazen de mesela yukarıdaki bir şey aşağı düşürülmüş. Ha, buna ancak işte büyük oğlanın boyu yeter. Bak ne oldu? Bir tayinde bulunuldu. Cenab-ı Hakk'ın her şeye gücü yeter olduğunu bildiğiniz anda, Aziz, El Aziz, El Kadir olduğunu mesela bildiğiniz zaman artık bu şeyler, acabalar kalmıyor. Hepsi ona verilebilir. Hepsi ona verilmelidir zaten. Tevhid de bunun gerektirir. Ve mesela, ya şunu ben Allah'a adıyorum ama şunu Allah'a ben veriyorum ama acaba vermesem mi? Yani bunu da Allah yapmıyor olabilir mi? Böyle bir acaba düşecek bilgi alanı yok. Hepsine de gücü yeter. Hepsine de irade edebilir. Hepsini bilir. Hepsini tayin etmiş olabilir. Orada bir rahat düşünme alanı açılıyor yani. Sıpkı dedim. Sıpkı ne demek? Tıpkı nasıl işte dedi ki her şey yer ve gök Allah'a tesbih eder denildiğinde bir alan açıldı geniş. Bir ferahlık hissettik. Her şeyi Allah'a verecekmişiz ya. Demek hepsinin konusu belliymiş. Hepsini tek tek acaba bu da mı o konu hakkında, bu da mı o konu hakkında dememize gerek yokmuş dedik. Burada da yine bak tefekkür ettiğimizde bunda da şüpheye düşmemize gerek yok. Buna da gücü yeter, buna da gücü yeter, buna da gücü yeter gibi bir şey var. Gelelim El Hakim ismine. Süremizi aşmayalım. 10 dakikamız kalmış. El Hakim isminde de Cenab-ı Hakk'ın bütün hikmetleri sahibi olduğu var. Üstelik her şeyin hikmetli olduğu bilgisi var. Yani kudret yalnız değil. Hep işte ateistler bunu şey yapar. Sanki Cenab-ı Hak sadece kudretinden ibaretmiş gibi. Allah kendisinden daha büyük taş yaratamaz mı? Ya Cenab-ı Hak kendisinden büyük taşı niye yaratsın? Ne hikmeti var? Şunu yaratamaz mı, bunu yaratamaz mı? Ya yaratabilir de ne hikmeti var diyelim. Hani yaratabilir şeyini hadi ihtimal verdik diye söylüyorum. Cenab-ı Hak sadece kadir değil ki, aynı zamanda hakim. Cenab-ı Hakk'ın kudreti hikmetiyle beraber çalışıyor. Hikmeti rahmetiyle beraber çalışıyor.
rahmeti diyelim, başka hangi ismi kaldı? Kerem ile beraber çalışıyor. Bunları birbirinden ayrı düşünemeyiz. Bunlar müstakillikler değil. Cenab-ı Hakk'ın zatını anlamak için ya da zat sıfatlarını anlamak için bize pencereler bunlar. O pencerelerden bakıyoruz ama sadece o pencere yok. Birbirlerine bakan şen ve namlar diyor Bediüzzaman Hazretleri. Hepsi, onların hepsi birbirine bakıyor, birbiriyle beraber çalışıyor. O yüzden bu soru Allah hakkında abestir. Allah kendisinden büyük bir taşı niye yaratsın ya? Ne hikmeti var? Evet. Burada da mesela işte hakim olmasının zikredilmesi kudretiyle beraber, evet, hepsinde hikmet var. Çünkü Allah her şeyi hikmetli, yerli yerinde yaratıyor. Amaçlarla yaratıyor. Buna bir uyanış sağlıyor Allahu Alem gibi ayetleri işit bak. O ölmüş veya yatmış mevcudat-ı alem yüsebbihu sadasıyla işitenlerin zihninde nasıl diriliyorlar? Bir bilgi alanı, bir düşünülecek şey, bir ilgi alaka, bunlar bizden ayrı ölü şeyler değilmiş. Hepsi bizimle ilgiliymiş. Ben onların okuyacağıyım, onlar da benim okunacaklarımmış. Uyanışı başlıyor. Bu da bir uyanış yani zihinde. Hani yabancı dil kitaplarla dolu bir kütüphanedesiniz ve yabancı dili öğrendiniz mesela. Öğrendiğiniz anda o kitaplar size nasıl açılır? Birden her şey bilgiye dönüşür, bilgi kaynağına dönüşür. Tıpkı onun gibi. Hüşyar oluyorlar, kıyam edip zikrediyorlar. Bir yönüyle canlanıyorlar. O karanlık gökyüzünde birer camit ateşpare olan yıldızlar ve yerdeki perişan mahlukat. Tüsebbihü lehü semavatü seb'u vel ard. Yedi gök ve yer ve onların içindekiler onu Allah'a tesbih eder. İsra suresi 44. ayet demiştik. Yedi gök ve yer ve onların içindekiler onu Allah'ı tesbih eder. Üstad Hazretleri bu ayeti mektuplarının başında çok istimal eder, çok zikreder. Hikmeti sorulduğunda da bir yerde şöyle cevap veriyor. Kur'an'da bana ilk açılan ayetti diyor yani. Demek ki bu uyanışı, burada bahsettiği uyanışı Üstad Hazretleri bizzat yaşamış. Bu ayet ne yapıyor insanda, neyi inşa ediyor? Bunu tecrübe etmiş elhamdülillah, zevk etmiş buradaki ifadesiyle. Sayhasıyla işitenlerin nazarında gökyüzü bir ağız, bütün yıldızlar birer kelime-i hikmet numa, hikmetli kelime, birer nuru hakikat eda, hakikat bildirir birer nur ve arz bir kafa, ber ve bahr birer lisan, dağlar, denizler, her şey birer lisan ve bütün hayvanat ve nebatat, hayvanlar ve bitkiler birer kelime-i tesbih feşan. Yani tesbih feşan, tesbih yapan gibi bir manası var yanlış bilmiyorsam. Bunların da özet manası kafamda oluyor ama tam nedir acaba? Tesbih feşan. Kelime-i tesbih feşan. Allah'ı çok çok tesbih eden kelime. Evet. Yanlış söylememişiz. Suretinde arz-ı didar eder. Yoksa bu zamandan ta o zamana bakmakla mezkur zevkin de kaykını göremezsin. Arkadaşlar bu cümle çok önemli demiştim. Bugün sosyoloji işte tam bunun tersini yaptırarak insanları dalalete götürüyor. Müslüman düşünürler bile sosyolojiyi merkeze koyup onunla İslam'ı anlamaya çalışırlarsa çok haltlar yiyorlar, çok potlar kırıyorlar. Züccaciyeye giren bir fil gibi oluyorlar. Mesela işte hadislerimizde delilleri mevcut olan mehdiyet meselesi veya İsa Aleyhisselam'ın tekrar nüzulü, dünyaya gelmesi meselesi veya başka meseleler. Bunları ya işte insanlar her zaman bir kurtarıcıya ihtiyaç duymuştur gibi gibi, yani beşeriyetin her zaman duyduğu ihtiyaç üzerinden bununla bunları inşa edildi gibi bir okumayla haşa tayin ediyorlar. Bu bir arıza. Çünkü biz naslarımızda öyle bir şey olduğu için buna iman ediyoruz. Yoksa sosyoloji olarak hep böyle bir şey iman edildi, biz de bunu İslam'a sokalım diye yapmadık ki bunu. Bu bir, dolayısıyla itham yani İslam'a. İslam'a tahrif olduğu iması bu. Yani bu bir kere yanlış. İki, bir de kendileri gibi, kendi insaniyetlerini ve toplumsallıklarını merkeze koyarak her şeyi değerlendirdikleri için sahabeleri küçük görmek, tabi'in, tebe-i tabi'in büyüklerimizi küçük görmek, Allah dostlarını küçük görmek, onları da kendileri gibi sanmak, kendi günahlarıyla alude sanmak, kendi hatalarıyla karışık sanmak,
ben nasıl şunun için yapıyorum, o da bunun için yapmıştır. Ya belki de şöyle olmuştur. Hatta tarihselciler, hatta Mustafa Öztürk ismini de verelim. Mesela nasıl Kur'an'daki bazı ifadeleri, ağır ifadeleri, kafirler hakkındaki ağır ifadeleri nasıl yapıyor? O şey diyor, ya diyor peygamber burada çok kızmış aleyhissalatü vesselam. O demiyor da biz diyelim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz çok kızmış da o yüzden onları katmış oraya, kendisi katmış diyor. Onu orayı nasıl anlıyor? Efendimizin haşa o onlardan da münezzehtir de beşeriyetindeki şeyler üzerinden anlamlandırıyor. Yanlıştır bu. Biz böyle bakmayız. Biz semavi olarak bakarız onlara. Onların Allah'ın sözleri olarak orada mevcut olduğunu, anlam dünyasının da oradan aranması gerektiğini burada söyledi ya. Faili, Maliki, Kuddüsü, Azizi, Hakimi Allah'tır onların diye düşünmemiz gerekirken onlar arzdan değerlendiriyorlar. Buradan bakıyorlar ve bu zamandan bakıldığı için de mezkur zevkin dekaykını, inceliklerini göremiyorlar. İslam nasıl değiştirdi dünyayı? Bunu bugünden bakarak anlayamıyorlar. Çünkü zaten İslam'ın içinde yaşıyorlar. Değiştirdiği toplumun içinde yaşıyorlar. Hatta kafirlere bile İslam'ın öğrettiği güzel ahlak var. Onun içinde yaşıyorlar ve o yüzden ateist ahlakını mesela ya Müslümanlık olmasa da çok güzel ahlak olurdu diye savunuyorlar. Halbuki Leszek Kolakowski'ydi galiba ismi, bir eski komünist aydın vardı, Rus aydın, bilgiler kitabında okumuştum. Onda diyordu ki mesela ben bunu deneyleyemem ama diyor eğer dinin bütün etkilerini toplumdan çıkarsak diyor ahlakı dayayacağımız bir şey kalmaz. İyi ve kötü diye bir şey kalmaz. Ayıramayız diyor onları. Ama ateistler bugün tabi İslam'la zaten çoğu başlarına bir şey geldiğinde hemen Allah Bismillah diyen tipler. İslam ahlakı annelerinden babalarından onlara gelmiş. Bu hazırcılık üstüne. Ya olmasa da olur, biz zaten yaşardık, doğruyu bilirdik, hakkı bulurduk falan filan diye edebiyat yapıyorlar arkadaşlar. Bulamazdık, göremezdik, bilemezdik. Çünkü bu uyanış insan işi bir uyanış değil. İnsanın kendi başarabileceği bir uyanış değil. Zaten bu dünya ile ilgili bir şey de değil. Ötesiyle beraber bu dünya bu ahlakı inşa etmiş. Ahiret bilgisi olmadan, Cenab-ı Hakk'ın marifeti olmadan bu dünyadaki ahlakın bu şekilde inşa edilmesi mümkün değildi. Çünkü dünya içinde ahlak ancak menfaate dayanırdı. Başka bir dayanacağı da yoktu. Korku ve menfaat. O da canavarlığın kaynağıdır. Evet, çok uzattık. Evet, o zamandan beri nurunu neşreden ve mürur-u zamanla, zamanın geçmesiyle ulûm-u mütearife, herkesin bildiği ilim haline gelen, geçen vesair neyirat-ı İslamiye ile parlayan ve Kur'an'ın güneşiyle gündüz rengini alan bir vaziyet ile yahut sathi, yüzeysel ve basit bir perde-i ülfet ile baksan, elbette her bir ayetin ne kadar tatlı bir zemzemeyi icaz içinde ne çeşit zulümatı dağıttığını hakkıyla göremezsin ve birçok enva-ı icazı içinde bu nevi icazı zevk edemezsin. Yani Kur'an'ın nasıl bir mucize olduğunu kafanı onun geldiği çağa taşıyamazsan, oradaki sıfırda veya sıfırın altında olma halini bilemezsen, idrak edemezsen göremezsin diyor Üstad Hazretleri. Biz de sosyologlarımıza diyoruz ki, sosyoloji bilimiyle ilgilenenlere buradan sesimizin gittiklerine diyoruz ki, ilminizi kullanacaksanız böyle bir alanda kullanın. Yani Efendimizin aleyhissalatü vesselam geldiği sosyolojiyi bize anlatmaya çalışın. Bizim onunla empati kurmamıza gayret edin. Ki böylece bazı ayetlerin, hatta birçok ayetin bu yönünü de, bu mucizevi yönü de gözümüzde parlasın. Bizim kusurlarımızı onlara taşımayın. Allah dostlarını bizim gibi tahayyül etmeyin. Bizim sosyolojimiz üzerinden asr-ı saadet sosyolojisini tartmayın. Bu doğru değil. Orayı anlamayı, orayın malzemeleriyle oranın şartlarında okumaya çalışın. Becerebiliyorsanız bunu yapın. Bu sayede biz belki bir yönüyle Kur'an'ın bir mucizelik tarafını daha anlarız, ders alırız inşallah. Peki arkadaşlar, diğer kısım başka bir konuya geçiyor. Diyor ki Kur'an'ın mucizül beyanın en yüksek bir dereceyi icazına bakmak istersen şu temsil dürbünüyle bak şöyle ki diyor. Biz oraya geçmedik. Zaten süremiz bitti. Konuştuğumuz kısım 202 ile 203'te kalan 3 paragraflık bir metindi. İnşallah canınızı sıkmamışımdır. İnşallah faydalı şeyler söylemişimdir. İnşallah
bu sözlerin taksiratını Cenab-ı Hak affeder. Ne diyelim? Burada öğrendiğimiz hayırlı şeylerin üzerimizdeki tesirini halk eylesin. Ağzımızdan çıkanların sizin de kulağınızın duyduklarını gırtlağımızdan aşağı indirsin, kalbimize, hayatımıza katsın, karıştırsın inşallah. Hem de yine buradan, bu kitaptan öğrendiğimizi onun katına, ilmine emanet ediyoruz. Bize ihtiyaç anında tekrar iade eylesin. Amin, amin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.